Merhaba çocuklar, iyi dersler. Türkçe dersinden bugün konu tekrarları yapıyoruz. Bugünkü konumuz hece bilgisi. Hece ile ilgili bilgileri birinci dönemki Türkçe dersi konularımızda işlemiştik. Çok iyi bildiğiniz bir konu ama biz de yaptığımız pekiştirme çalışmalarla, test sorularıyla ne yapacağız? Konular, bu bilgilerimizi iyice pekiştireceğiz. Evet, başlayalım. Burada bir metin var. Önce bir metni okuyalım. Sonra metinle ilgili soruları cevaplandırarak testimizi çözelim. Çocuk sevgisi. Atatürk bir gezisinde fakir çocuklar için hazırlanan etkinliğe katıldı. Mini mini çocuklar onu görünce mutlu oldular. Sevgiyle Atatürk'ün ellerinden öptüler. Atatürk onların gösterilerini izledi. Çocukların ayrı ayrı başına okşadı. Onlara hediyeler verdi. Sorularımızı geçelim. 1. Çocuklar ne için mutlu oldular? A. Kendileriyle ilgili etkinlik yapılmasına. B. Atatürk'ün elini öpmelerine. C. Etkinliklere Atatürk'ün katılmasına. Tabii ki C seçeneği, etkinliklere Atatürk'ün katılmasına ne yaptılar? Çok mutlu oldular. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün çocuklara gösterdiği davranışlardan? A. Başlarını okşamak. B. İlgilenmemek. C. Gösterilerini izlemek. Evet, ilgilenmemek cevabı Atatürk'ün çocuklara gösterdiği davranışlardan değil. Başlarını okşuyor, gösterilerini izliyor Atatürk. Ama ilgilenmemekle ilgili bir şey yok. Üçüncü soru. Yağ hecesinden sonra aşağıdakilerden hangisi yazılırsa anlamlı bir kelime oluşur? M'yi yazalım ya mı? Anlamsız oldu. F'yi yazalım ya fı. Anlamsız oldu. Z'yi yazalım ya zı. Yazı anlamlı oldu. Dolayısıyla C seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin hece sayısı en fazladır? Çocuklar, bir kelimedeki veya cümledeki hece sayısını kolaylıkla bulmanın bir yolu vardır. Bir kural, her hecede bir ünlü harf bulunur. Her hecede bir ünlü harf bulunur. Biz de kelime veya cümledeki ünlü harflerin sayısını sayarsak kolaylıkla kaç tane hece olduğunu bulmuş oluruz. Biz de bu yöntemi deneyerek bu tip soruları çözeceğiz. Şimdi buradaki sorumuza tekrar dönüyorum. Aşağıdaki hangisinin hece sayısı en fazladır? Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ünlü harf olduğu için 10 hece vardır bunda. Diğerine bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ünlü harf olduğu için 7 hece vardır bu cümlede. Buradaki ünlü harfleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada da 7 tane. En fazla olan hece hangisinde? Karpuzları yarın alacağım cümlesine doğru cevap A. Aşağıdaki görsellerden hangisinin adında bağ hecesi yoktur? Kurbağada, kurbağa, kurbağada var. Kaplumbağa, kaplumbağa var. Kelebekte, kelebek, bağ hecesi yok. Doğru cevap kelebek. Kelime yılanı oyununda her oyuncu kendinden önce söylenen kelimenin son hecesiyle başlayan bir kelime söyler. Kendinden önce armut kelimesi söylendiğinde Elif aşağıdaki kelimelerden hangisini söylemelidir? Armut'un son hecesi ne? Mut. Değil mi çocuklar? Mut. Mut'la başlayan bir sözcük söylemesi gerekiyor bu oyunda. Bakalım Elif hangisini söylemiş olabilir? Mutlu, evet, mut'la başlıyor. Doğru cevabımız bu. Mucizede mutla başlamıyor, Murat'ta da mutla başlayan bir hece değil. Mutlu kelimesi mut hecesiyle başladığı için doğru cevabı A'da görüyoruz. Yedinci soru, aşağıdakilerden hangisinin adındaki hece sayısı diğerlerinden daha fazladır? Zürafa, zürafa, 3 hece var. Deve, deve, 2 hece var. Kaplumbağa, kap. Lumbağa 4 heceden oluşuyor. En fazla heceden oluşan kaplumbağa olduğu için cevabımız C.
Aşağıdaki kelimelerin hangisinin bir hecesi dört harflidir? As iki harften oluşuyor. Kral sözcüğündeki hece zaten aynı zamanda bir heceden oluşuyor kral. Dört tane ses var. Bir, iki, üç, dört tane ses var. Doğru cevabımız kral ama pamuğa da bakalım. Pamuk. Pamuktaki pa iki sesten, muk üç sesten oluşuyor. Dört sesten oluşan kral hecesi. Yukarıdaki kelimelerden kaç tanesi iki hecelidir diye soruyor. Hemen bakalım. Masa. Masa iki hece. Kale iki hece. Sandalye üç hece. Deniz iki hece. Tren bir hece. Ağaç iki hece. Kaç tanesi? Bir, iki, üç, dört tanesi iki heceden oluşuyor. Doğru cevabımız B seçeneği. Verilen hecelerle aşağıdaki kelimelerden hangisi oluşur? Hecelere bakalım. B, la, buz, do. Bakıyoruz şöyle. Buz, do, la, b. Evet, buzdolabı oluşuyor. Dolap oluşmuyor çünkü lap hecesi yok. Buzluk oluşmuyor çünkü luk hecesi burada yok. Buzdolabı oluşuyor bakın. Buzdolabı. Bütün heceler var. Evet. Devam edelim çocuklar. Bir başka testle devam ediyoruz. Üçgende evi birlikte temizleriz. Yıldızlar rüzgar ağacı devirmiş. Dairede yolculuktan dün döndü. Hangi sembolle gösterilen cümlenin hece sayısı en azdır? Hece sayılarını bulmak için ne yapıyorduk? Ünlü harfleri sayıyorduk. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hece var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hece var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hece var. Hece sayısı en azı soruyordu bize. Hangisinde? Yolculuktan dün döndü cümlesinde. Onun da işareti daire olduğu için A seçeneği. Evet, burada bir şiirimiz var. Şiirimizi okuyorum. Cumhuriyet Bayramı ile ilgili. 29 Ekim. Cumhuriyet Bayramı. Geldi bize ne mutlu. Bayraklarla donattık güzel okulumuzu. Sokaklarda, evlerde al bayrak dalgalanır. Onun o al rengini bütün bir dünya tanır. 29 Ekim'i karşılarız neşeyle. Çünkü bugün erdik büyük cumhuriyete. Ali Püskürlüoğlu adlı şair yazmış. Şiirin konusu nedir? A. Ülke sevgisi. B. Cumhuriyet bayramı sevinci. C. Bayrak. Tabii ki Cumhuriyet bayramı sevinci olduğunu zaten şiirin başlığından da hemen anladık. Şair neden neşelidir? A. Okul bayraklarla donatıldığı için. B. Bayrağımızı bütün dünya tanıdığı için. C. Cumhuriyet'in kuruluş günü kutlamaları olduğu için. Evet, Cumhuriyet'in kuruluş günü kutlamaları olduğu için çok neşeli. Yukarıda verilen kelimelerden hangisi satır sonuna yanlış ayrılmıştır? Evet, bu çok önemli bir konu çocuklar. Yazarken satır sonuna sığmayan sözcükleri tam hecesinden bölüyoruz. Ama bir istisna var. Hece eğer bir harften oluşuyorsa satır sonunda tek başına bırakılmıyor. Bu kural. Şimdi bakalım hangisi yanlış? Hayır. Ödevlerini, ödevlerini, ödev hecesi sığmış. Kısa çizgi diğer hecelerini yazmış. Bu doğru. Evet, ikine bakalım. Ödevlerini, evet hece ama tek başına bir harften oluştuğu için satır sonunda tek başına bir harf bırakılmaz. Bu yanlış. Ödevlerine, burada L'den sonra ayrılmış. Bu şekilde ayrılabilir. Doğru ayrılmış. Yanlış ayrılan 2 numaralı B seçeneği. Cümlede hangi kelimenin hece sayısı diğerlerinden fazladır? Korkan çocuk ağlıyordu. Burada korkan 6 harften oluşuyor. 2 heceden oluşuyor. Çocuk 2 heceden oluşuyor. Ağlıyordu 4 heceden oluşuyor. En fazla olan ağlıyordu. Doğru cevabımız
ka seçeneğinde. Yukarıdaki kelime kaç hecelidir? Türkçe. Türkçe. Kaç tane hece var? 2. Doğru cevabımız 2. Türkçe. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ünsüz harfler tek başına birer hecedir. Ünlü harflerin bazıları tek başına hecedir. Ünlü harfler tek başına birer hecedir. Bir daha okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ünsüz harfler tek başına bir hecedir. Yanlış. Ünlü harflerin bazıları tek başına hecedir. Bu da yanlış. Ünlü harfler tek başlarına bir hecedir. Evet, ünlü harfler tek başlarına sözler bir hece oluşturabilir. Doğru cevabımız C. Bir tablomuz var. Tabloda da kelimeler var. Tablodaki kaç kelime bir hecelidir? Dörtlük iki heceden oluşuyor. Gece iki heceden oluşuyor. Kalk bir heceden oluşuyor. Sırt bir heceden oluşuyor. Kral bir heceden oluşuyor. Spor bir heceden oluşuyor. Dolayısıyla kaç tane bir heceden oluşan var? 1, 2, 3, 4. Doğru cevabımız B seçeneği. 8. soru, aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisinin hece sayısı eşit değildir? Sürahi 1, 2, 3, bilgisayar 1, 2, 3, 4. Sürahi 3, bilgisayar 4. Eşit değil hece sayısı. Telefon 1, 2, 3. Telefon 3 heceden oluşuyor. Zürafa da 3 heceden oluşuyor. Eşit. Fotoğraf 3 heceden oluşuyor. Kitaplık da 1, 2, 3. 3 heceden oluşuyor. Eşit kelime sayıları. Ama A'daki sürahi ile bilgisayar sürahi 3, bilgisayar 4 heceden oluştuğu için eşit değil. Doğru cevabımız A seçeneği. Yukarıdaki kelimelerden hangi satır sonunda doğru ayrılmıştır? Koşanlara yazacakmış. Koşanlara yazmak için koşanlara herhangi bir heceden ayrılabilir ama koş tam hecesi değil. Bu yanlış ayrılmış. Bakacağım. Evet bu doğru ayrılmış. İneklere zaten hecesinden ayrılmış ama bir harften oluşan hece satır sonunda tek başına bırakılmıştı. Yanlış ayrılmış. Diyor ki yukarıdaki kelimelerden hangisi satır sonunda doğru ayrılmıştır diyor. 2 numaralı sözcük doğru ayrılmış. Doğru cevabımız B seçeneği. Sembollerle gösterilen kelimelerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? Bakalım. Kardeşim yanlış. Kardeşim olacaktı. Gidiyor. Bu doğru. Trenler yanlış. Trenler şeklinde olacaktı. Doğru ayrılan yıldızdaki gidiyor. A seçeneğinde. Çocuklar bu dersimizde hece bilgisiyle ilgili test sorularını cevaplandırdık. Hepiniz hoşça kalın.